Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. İnsanın içsel aleminde birbirine baktırma neler oluyor? Yani o kadar mıyım ki bunlar. Yani şu söylediğim tanımlayamıyorum, ifade edemiyorum ama mesela şöyle bir donuk gibi duruyorsun ama gelişen bir hadisede bazen fikir çıkıyor, aktif oluyor. Bazen fikir oluyor, bazen duygu oluyor, bazen gadap oluyor değil mi Ali? Bazen şevet oluyor, bazen nefret oluyor, bazen muhabbet oluyor. Yani durup dururken şöyle potansiyel bir enerjidir yani iç alem. Hiç belirlenmemiştir. Sen de bir şey yok zannedersin. Ee, şöyle şu anda duruyoruz ya potansiyel olarak her şeye müsait bir sistem 29. sözde ustad buna basittir diyor. Ruh basit demek terkip değildir. Yani 2-3 tane elementlerle bir araya gelene terkip deniliyor. Ruh 18 bin alemin hulasasıdır ama terkip değildir. Birleştirilmemiş böyle. Mesela buna terkip derler. Bak şu var, şu, şu var. Kasten gösteriyorum. Bu var, sonra bunu bu araya getiriyorsun. Şöyle yapıyorsun. Bunun adı terkip. Ruh böyle değil. Tek şeydir, her şeydir. Ha, böyle bir hakikattır. O zaman ve şartlara göre kendi içsel e, hakikatlarını ya fikir, ya his, ya duygu veya latife olarak ifade eder. Cevher demek aslında bu demek değil mi? Cevher evet. Cevher bu. Yani sonradan eklemeli değil. Değil. Hepsini yak. Evet. He. Peki bu potansiyel o içindeki güç nereden e, şey yapıyor? Kendinde zatında. Var, kendi zatında var. İçerisinde var. Kendide var. İşte o kendi zatında var böyle. İnsanı aldatan şudur. Öyle dururken e, dışsal dış etkenlerden uy uyandırılan tarafı kadar biliyoruz mesela bir elma görüyorsun, bir koku ko alıyorsun, yangın var veya gelişen bir hadise, korku. İnsan böyle zannediyorsun. Oysa ruh, gelişen hadiselere göre, libaslarını giyer. Ee, mesela, Seker ayrı bir libas giyer. Özel hayatta ayrı bir libas giyer. Okul okurken, sınavdayken... Yani, bazen bedeni pek kullanmayız ama kullandığımızı zannederiz. Ya his elbisesini giyeriz, ya fikir, ya duygu, ya latife. Ya hissin altındayız, içindeyiz, veya duygu. Ee, devamlı şeyiz. İşte... B bütün bu e, çalışmalar selefi i Salih'in ulemasının hep bir kere bunu e, dikkati çekiyorlar. Böyle bir şey var. Biz bu değiliz. Basittir. Yani terkip değildir. Her şeydir. O libas giyer. Mesela kabir de öyle. Bulunduğu yere elbise giyer. Bu dünyada bunu giydi. Şu bedeni giydi. Başka yerde başka şey giyiyor. Yani duygu giyiyor. O bununla alakası yok. Burada bulunabiliyor. O şartlarda o elbiseyi kullanıyor. Şimdi buradan başlıyorum. Düşüncesine, düşüncesine, kendine döndürmesiyle düşüncesini herhalde olacaktı. Düşüncesin kendine döndürmesiyle ben bilinci üretilir. Yani düşüncesini olacaktı. Şu, e, hariç objeler var, simgeler var diş dünya bizim dışımızda. Onlar bizi etkiler. İçeriye yöntemle alınır. Yöntemsiz olmayan sıradan olur. Ses gelir, suret gelir, koku gelir, avam. Yöntem olursa mevcudatı ilmi, yani bilimin yani. Bilgi, malumatı, doğayı, tıbbı, fiziği, biyolojiyi içeriye yöntemle alır. Bu aldıkları ile kendisini yapılandırır. Daha yapılandırır. Durdu mu? Durdu. Kendisini bak kendisini yapılandıran hariçti. Kendisini aldıkları dışarıdan aldıkları ile nisbi itibariler var içeride. Geçmişi var. meylleri var. İştiyakları var. Her aldığıyla yapılanmaz. Onu dönüştürür, yükseltir vesaire. Şimdi diyeceğim şu. Buraları biliyoruz. Yani biliyorsunuz çok konuştuk. Bununla Emri itibari, emri nisbilerle insan kendisini yapılandırdıktan sonra kendisini kendisine döndürünse kendisini kend, yani kendisinin konusu kendisi olursa ben bilinci üretir. Ben olur. Kendinin görmüş olur. kendinin farkına varmış. Evet. Yani şuurda, şuur farkındalık başlıyor. Kendisinin bu konusu mevzusu kendisinin konusu, mevzusu kendisi olursa ben bilinci olur. Ben şu şey, üretir insan. Şimdi felsefede, felsefe duyguları ve hisleri nazar almaz. Pek değer vermez. Onun konusu akıldır. Felsefenin konusu. Her şey pergeli oraya koyar. O merkezde düşünür. Sebebi akıl özdür, tözdür, ustur der. Yani bu felsefenin tabiridir bu. Yani ceverdir. Asıl budur. Her şey bu merkezde izah edilir. Merkezdir. Bizde nasıl ki ruh merkezli veya ben merkezli var ya izah ediliyor. Oysa Risale-i Nur'da Dima'da bir mertebedir. Yani felsefe halt etmiş yani. Duman olmuş. Tabii ya. Hiç, yani ne kar getiriyor bize? Yani karı nedir? Dün akşamda da bahsettim şöyle. Evde de kullanın, iş yerinde kullanın, psikolojide kullanın, evde kullanın. Harika bir cümledir, harika bir formüldür. Ee, bunlar ne olacak yani, nereye gidecek yani? Bunu böyle yaparsanız şöyle, sonuca göre süreci yönetin. Sonuca göre süreci yönetin. Sonuç bu, öyle gayb değil. Sonuç bu, öyle tombala çekilmiyor hayat. Iskalamıyor. Yani sonuç ne? Muhtemel sonuç budur. Ha? Ona göre yönet. Mesela eve uygulayayım egoist, ben merkezli düşünen kadın veya erkek hemen boşanayım. Tamam buraya kadar. Bu nedir? Sonucu bilmiyor. Sürecin içerisindeki çarpıp dönüşümlerden kısa bir çıkış yolu, ucuz bir insanlık, ucuz bir üretim, ucuz bir, ucuz yani düşünce. Çok basit. Oysa sonucu göre baksa hiç böyle demez. Mesela uygulayayım. Osman var. Osman Mirza. He, Allah muhafaza da misal. Şimdi bu çocuk fatura çıkacak mı? Böyle bir, böyle bir düşüncede yani. Evet. Bak sonuca bak. Osmanlı fatura çıkacak mı bebeğe? Çıkacak. Sonra bir sürü bakanlıklar var. Kayınpeder bakanlığı, kayınbirader, bir sürü bakanlıklar, alakadarlıklar var. Başka? Kafadan çıkar mı? Bir insan evden çıktığı gibi kafadan çıkar mı? Çıkmaz. Ha, bu sonuca göre baktığın zaman buna tahammül ediyorsun veya yön veriyorsun veya bu olayın arkasını görüp sıyrılabiliyorsun. Felsefe yani sıf akıl zannettiği için felsefe süreci takip ediyor. Sonucu bilmiyor. Çünkü sonuç hak, hakikattır. Felsefede hakikat yoktur. Unutmayın. Yani ömrüm okumuşum yani. Çin felsefesine kadar, Hint felsefesine kadar okumuşum. Nurları tanımadan önce felsefe ok okuttular bana. Karmak Marx'ı önce okumuştum. 1974. Felsefede hak yoktur. Hakikat yoktur. Sonuç yoktur. Hep süreç vardır. Mesela desen ki bu hakikattır. Aa garipser yani bir felsefeci. Hakikat olur mu? Devamlı değişkendir. Sabitiyet bir şey yok. Devamlı değişkendir. Onun için zaten birbirlerini ortadan kaldırdıkları için yeni bir ekoller çıkmış. Sabit yok, sabiteler yok. Sabit yok yani. Devamlı üretir. Hakikat demek o merkezde düşünmektir. Bak hakikat merkezli düşünmektir. Felsefede devamlı üretken olduğu için bu yok süreçtedir. Ondan kafa bozulduğu zaman sonuç muydu akıl? Sonuçtu. Psikolojide, psikiyatride. Akıl sonuç muydu? Sonuçtu. Bozuldu mu? Geçmiş olsun. Yani tamir işte hormonlarla işte geçen yukarıda mı yaptık öğlen dersinde? Ee, bazen be bedendeki hormonları değiştirerek insanın düşünce ve hayallerini değiştirirsin. Dışarıdan bu doktorun işi e, seletorin olsun, depamin olsun, kuatırın işte. işte bu emzimler, işte kan değerleri, kolostor, şunlar bunlar değiştirerek insanın düşünce ve hislerini değiştirebiliyorsun. Bu böyle olduğu gibi. Dışarıdan bir takım maddeler vererek ruhunu dahi değiştirebilirsin. Değiştirebiliyorsun. Bu şey alıyorsun içeriye doğru. Duygu ve düşüncelerini değiştirdin mi? O da içeriye doğru giriyor. İçeriden de burayı değiştirebiliyorsun. Yani bir yere gidiliyorsa aynı yolda geri gelebilirsin. Yani ruhuyla da bedeni değiştirebiliyorsun. Ona da Kur'an işaret ediyor sarahaten. Sima, simaya nazara veriyor. Ruhun dışa vuruşu, ruhun dışarıdaki yolu gibi oluyor. Ama felsefe bunu akıl bitti mi? Ya bitti. Daha tamir iş yapmıyor. Felsefe duyguları ve hisleri nazara almaz. Onun konusu akıl. İnsan düşünebilme bu düşünmeyi kendine döndürebilme yetisi yalnız insanda var. İnsan düşünüyor fakat cinlere de bakmıştım, meleklere de var. Meleklere de bakmıştım. Kendisini kendisine döndüremiyor. Kendisini kendisine döndüren insan olduğu için insan kendisi kendisine de kanaat edemiyor ondan. Kendisi kendisine kanaat edemiyor. Yani ben ben olmaya tahammülü de yoktur. Çünkü olmakta olandır devamlı. Yani mazi ve müstakbelde. Olması an ve an değişen ama bir yere, mesela insan nedir? Olması devam ediyor mazi, müstakbel. Cennette de olacak mı? Cehennemde de olacak mı olması? Olacak. Olması devam edecek. İnsan duran değildir. Stabil değildir. Ustadın şeyiyle, e, lemalarda mektubatta söylüyor. Standart bir hayat. Yani Ademidir. Yeknesak yani. Ademidir. Olması devamlı devam edendir. E nedir denildiği zaman sorulduğu anda cevap verilir. Olması devam ederken kim sordu? O anda olandır. Olması devam ederken olmakta olandır yani. Olmakta. Ama bu dediği anda da değişti. İnsan bir garip. Yani dışarıdan içeriye yapılanıyor. Melekler de etkileniyor. Cinler de etkileniyor. Ruhlar da ama Kendisini kendisine döndürmek, kendisi kendisine bile kanaat edememek. Ben bile, ben, ben olmaya bile tahammülüm yok. Ondandır zaten bekaya aynadarlık. Bekaya aynadarlık böyle oluyor. Evet, yani lazımdır ki böyle olsun. Ben, ben olmaya kanaat edemiyor. Çok acayip bir şey. Ee, yani insanın devamlı değişken bir şey olduğunu tespit edebilmek çok ayrı bir şey abi ya. Evet devamlı ama e, değişenin dışında bunu demiyorum bu de, bu değil. Kendisinin konusu kendisi böyle bir varlık tuhaf. Ben ben olmaya kanaat ve tahammülüm yoktu. Kendisi kendisine tahammülü yoktu. Düşünebiliyor musun? E, ben sana nasıl tahammül edeceğim? İ, i̇stidatları yüzünden. E, istidatları yüzünden. İstidatları nihayetsiz. Nihayetsiz istidat var. Her istidadın da nihayetsiz meratibi var. E az hangisi? Hangi mertebeye kanat edeceksin? Ben ben olmaya tahammülüm yok ya. Peki nasıl bir mahluk? Bilmiyorum ki. Yani insanın mevzusu insandır. Bu sefer ne gelişti insanda? Ben bilinci. Ben şuuru gelişti. Doktor. Kendisinin konusu kendisi olursa insan ben bilinci o gelişti. Felsefede ise duygu ve düşünceleri yani sonucu olmadığı için devamlı değişkendir. Değişken fikirler olduğunca bir oluşmuyor. Kendisinin kendinde bir bir sabiteler olmuyor. bir daha buraya okuyayım. O çok hoşuma gidiyor. İnsan düşünebilme, bu düşünmeyi kendine döndürebilme yetisi düşünebiliyor. Hariçten aldıkları ile nispi hakikatları dışarıdan aldıkları ile yeni üretime geçiyor itibariler. Bu düşünüyor. Bak imalatane. Yani matbaa veya e, lokanta gibi. Yani mutfak. Felsefede mutfak derler. Metve, felsefede düşün. Kafaya iki şey söylerler. Ya mutfak ya atölye. Atölye, imalede. Yani dışarıdan alıyorum. Mutfakta pişiriyorum. Atölyede imal ediyorum. Tamam. Yaptım abi, yaptım. Bunlar hep bilgidir. İlim değil. Bunlarla kendisine konu ederse kendisini konu ederse böyle bir mahluk hiç yoktur. Allah'ın dışında bir insan da var bu. Yani ondan yani mesela melek kendisine kanaat etmiş bundan dolayı. Düşünmek hem soyutlamaya gittiği gibi düşünmek hem soyutlamaya gittiği gibi kavramsallığa da gidiyor insan. Bak düşünmek ee, mesela somuttur soyutlayabiliyor elbisesini çıkartabiliyor yani bunun hakikatlarına varabiliyor yani suretine malumatına bu somutu soyutluyor yani buraya taşıyor somut soyut taşıyarak bak düşünmek hem soyutlamaya gittiği gibi kavramsallığa da giriyor yani bunları alıyor aldığı zaman mesela bir şeye anlam yükleyeceği zaman bu kavrama dönüştürüyor yani lugatın dışında lugatın dışında bunun evelini, ahirini, zahirini ve batınısını bilince kavrama dönüşür. Lugat nüfus cüzdanı gibidir. Kavram ise onun eveli, ahir, zahir ve batınıdır. Ne kadar yapabilir? Kavram kavrama dönüşür. Onun için piyasada lugat vardır ama kavram kita şeyi yoktur. Lugatı yoktur. İnşallah enfusi lugat bunu yapacak yani bu boşluğu çıkacak ya. Osman gerçi yok şimdi. Düşünmek dedim bir daha. Hem soyutlamayı yani eşyayı insana taşıyor. Soyutlamak o demek. Soyutlama gittiği gibi kavramsallığa da gidiyor insan. Kavram demek onun tanımı demek. Yani eveli, ahir, zahiri ve batınısını hakikatine varmak. Hakikatine vardın mı yapılanıyorsun. Yapılandırdın mı sana mal oluyor. İstif ediyorsun depoya koyuyorsun. Tak. Tak, tak, tak depoluyorsun. Bu kavram. Oluyor. Simgesi ise onu gösteren demek. Yani simge nedir? Simge. Onu gösteren. Mesela şurada şey var. Karşıda bak simgeyi görüyor musunuz? Bak. Simge. Ama oraya kadar gideyim istersen. Bir aşağı in abim düşün neredeyiz? Soyutlamaya gittiği gibi kavramsallığa da gidiyor insan. Yani soyut alıyor, yapılandırıyor kendisini, anlamlandırıyor, farkındalığını yapıyor. Sonra kavramlaştırarak insanları inşa ediyor. Kendisini taşıyor onu da. Yani insana giderek yapılandırarak onu kendisine taşıyor. Çok tuhaf bir daha. Mesela ben sana bir kavramımı yükledim. Ve içimi anlatıp ne kadar sen bana yakın olursan aslında kendini seni bana taşıyorum, taşınıyorsun bana yani, bu mayanae taşınıyorsun. Çok tuhaf. Yani mesela ben e, düşünceyle yapılanarak e, kavrama dönüştürüyorum yani içimi kavrama dönüştürüyorum. Orada durmuyor. Kendisine ben kendimi kendime konu yaptığım gibi kendimi dönüştürdüğüm gibi sana da kavramı taşıyarak seni de dönüştürüyorum. Dönüştürmek olduğu zaman orada kalmıyorsun. Bana geliyorsun yani. Bana taşınıyorsun otomatik. Taşınıyorsun bana. Seni taşıyorum buraya. Ondandır ki şahsi manevi böyle bir şeydir. Şahsi manevi ona taşı bizi ona kendisine taşıyor. Peygamberi de öyle yani. Gördüğün zaman peygamberi gördüğün zaman e, alemin çıkıyor. Aynedir bu alem. Aynedir. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah göründü. Yani orada onu seyrederken aslında kendilerini seyrediyorlardı sahabeler. Çünkü ben bir aynayı merkez kendisini bende görür. Yani onu kendime taşıyorum. O kay seni böyle bir derse getirdi ama yani pazar gün özel dersi delikan. Evet biliyorsun değil mi ya? Ha, yani o mesele yok. Kavram kanuniyet midir abi? Kanuniyeti de var. Hayır hayır. Kavramın kendisi. Kanundur. kanundur. Kendisi kanundur. Kanundur. Ee, o kavram bana ait değil ama bende bulunduğu için beni ne kadar dönüştürürse namus oluyorum. Kanun evrenseldir, geneldir. Namus has ve hususidir Bunu hatırlatmak için ne lazım? Simge lazım. Yani bir şey hatırlatıcı olursa simge lazım. Simge ise onu gösteren demek. Düşüncesini düşüncesine konu edip Düşünmesi, bak, düşüncesini, bak iyi dinleyin, düşüncesini, düşüncesine konu ve mevzu yapıp da yeniden bunların dışında düşünürse üç tane düşünce oldu. Düşüncesini, düşüncesine konu ve mevzu yaparsa yeniden bir düşünceye geçiyor. Allah Allah. Düşünen insanın yazıya dönüştürerek tekrar o yazıyla düşünmesi demektir. Yani Mesela bugün sabah İrfan sıra İrfan'daydı sabah namazından sonra ben de oturuyorum dinliyorum. Diyor ki okuduğu yer kaderin yazdığı evameli tekviniye diyor. Senin okuduğun yer. Kaderin yazdığı evameli tekvini. Oysa evameli tekvini hemen bendeki bir şey anlatmak istiyorum. Gayri ihtiyar sabah sabah yani. Öyle yoğun düşünce bombardıma olmadı aldı. Ne kadar meşgul olmuş ki bu şey kaderin yazdığı evamir tekvini. Hemen dedi ki içerideki. Evamir tekvini yazan kader değildi ki. iradeydi. Biraz sonra aşağı indi. Kudretin yazdığı evamiri tekviniye diyor. Hepsini dinliyordu adam. Küçük Hasan uyuyordu gibi ama büyük Hasan dinliyor. Kudret Allah Allah yukarıda kaderin yazdığı diyor evamir tekvini. Aşağıda hemen bir satır aşağıya. Kudretin yazdığı evamiri tekvini. E, ne alakası var bu mevzuyla? İlk defa ömrümde duyuyorum. Yani evamir tekviniyi yazan iradedir. Aşağıda da kudret söyledi. E, e, ka, e kaderin yaz devamı tekvini yerine kader yerine irade yerine kaderi koymuş. O zaman kaderle irade ne alakası var? Bediî kader. Sonra çıktı mı İrade ve kudret ikisinin cemi Bediî kader. İlim emir imamı bil nazarı kader. Yani nasıl böyle halı gibi işliyor? Hafsalam duruyor yani risalede. Nasıl işleniyor? Nasıl böyle hiç mana kopuklu olmadan 14 cilti böyle halı gibi iş yapıyor? Tasubum için söylemiyorum. Çok tuhaf. Yani düşünüşte olacak bir şey değil ya. ya. Anladınız mı öyle? Kaderin diyor yaz devamiri tekviniyle diyor hareket ediyor zerreler diyor. Oysa biz devamir tekvini irade yazdığını salih var doktor. Ama bu niçin dedim şimdi? Bu kavramı bilmesen buna ilgini çekmez. Öyle nini nini dinleriz. Eee eh, uyusun da buyusun benim bebeğim. Nineyi dinle böyle uyur. Rahatlar zaman. Sonuç alınır mı? Alınır tabii de. Ama kavrama dönüştürünce Allah Allah. Kaderin yaz devam tekmini. tekvini. E biz daha önce İrade İradenin yaz devamir tekvini ya. Ha, A eşittir B ise. B eşittir de C ise. A eşittir C'dir. O zaman kader, irade. Aşağıda kaderi kudret söylüyor. E kudret de iradeye aynı aynı şey söylüyorsa evamir tekvini yazıyorlar ikisi de. Evamiri tekviniye. demek ki ayatı tekvini yazıyorlar. Zerreden bahsediyor. Yani zerre niye Allah'ın emrine ol deyince oluyor? Bunu da işleyeceğiz bugün iradede. Çünkü içindeki sistem, yazılım ona çok ona müsait kavramda için örnek verdim. Kavramı bildiğin zaman Allah Allah diyorsun. O kavramı biçiyorsun, doğuruyorsun. Kaderin yazdığı evamir tekmini. Evamir tekmini benim alemimde kavram artık. Kavram olunca bir dakika onu yapılandır onu değildi ki kader değil. Niye burada kader diyor? He, kader. Şey de denebilir abi. Birisi mahiyet, birisi hakikat. Gibi. O da o gibi <laughs> değil, aynı <laughs> öyle. Çünkü evamir tekminenin Hakikati kaderdir, mahiyeti iradedir. Evet doğru. Doğru. Bu da doğru. Bu daha doğru. Daha külli oldu ya. Doğru. Düşüncesini düşüncesine, düşüncesini düşüncesine konu ve mevzu edip yeniden düşünürse Üç tane düşünce oldu. Düşüncesini düşüncesine konu edip düşünmesi dersimiz ısınmak ha daha iradeye girmedik. Düşünen insanın bunu düşünen insan ne yapacaktır bunu? Kavramı simgeleştirmesi lazım ki taşınsın. Yazıyı böyle çıkmış. Yazıya dönüştürerek tekrar o yazıyla dönüşmesi demektir. Yani bugün Sabanı suret vermek. işte İrfan sabah dönerli okurken ne yaptı? Usta düşüncesine düşüncesini konu edince yeniden bir düşündü. Aleminde yapılandırdı. Kavramsallığa döndü, dönüştü. Sonra o kavramı simgeye dönüştürdü. İstikbal aynesine bize doğru fırlattı. Neyle? Yazıya dönüştürdü. Yazı simge ettir. Peki ne yapar? Onun dönüşümüne dönüşüyoruz biz de. Onun alemine giriyoruz. O kavrama yaklaştıkça. Ona dönüşüyoruz. Onun için nur talebeleri hemen hemen hepsi eşittir. Simaları, konuşmaları, yaklaşımları, misal vermeleri. Hemen bir şey olduğu zaman misallendirmek. Vesaire. Çünkü kavramlaşmış şeylerle ustadın şahsiyet manevisine, nurun şahsiyet manevisine girdiği için hep aynı sanki fabrikadan çıkmış gibi. Sonuçsuz düşünmek insanı anlamsızlaştırır. Sonuçsuz düşünmek yani böyle düşünüyor. E niçin düşün yani sonu ne gaye ne yani burada? Yani sonuçsuz felsefe, sonuç yok. Devamlı değişkendir felsefe. Hakikat olmadığı için hakikat sonuçtur. Hakikatsız yani sonuçsuz düşünmek insanı anlamsızlaştırır. Dil düşüncenin aynasıdır. Dil. Diline bak adamın içini seyrettiği Hazreti Ali diyor değil mi? Ee, kişi dilinin altındadır. Ee, Muhakematta bu manada söylüyor. Ee, i̇çsel alemini dışarıya dille ifade eder. Yani düşünce dil aynasında görünür gösterilir. Yani düşüncesi dilde gözükür ve gösterilir. Sana gösteriyor düşüncemi şu anda konuşarak. Dilim ayna. Ne, ne yapıyorsun peki sen? Dilimdeki, dilim aynasında içimi seyrediyorsun. Zahirde içimi seyrederken sana aslında sen yapılanıyorsun, yapılanıp ruhuma taşıyor. Bir garip bir hal. Onun adı da biraz da ileri giderse sihri, sihri beyani sihirliyorsun. Yani onu değiştiriyorsun. Nasıl değiştiriyorsun? Dönüştürerek. Yani düşünce dil aynasında görünür gösterilir. Dil anlamlandırılmış varlıktır. Yani anlamlarla, değerlerle doldurulmuş dil. Anlam ve değer. Düşünceni düşünmek, düşünceni düşünmek felsefe tam da buradan başlar. Düşüncesini düşünmeye başlayınca felsefe buradan başlıyor. Yani bu cümle yani çok e, orijinal bir cümledir. Yani düşünce felsefe ne zaman başlar? Düşüncesini düşünmeye başlarsa felsefe başladı. Şekillerle düşünmek neyi doğurur? Sezgileri. Şekilsiz düşünmek ise fikirleri üretirler. Bu çok önemli. Bu da e, 20. mektupta şey yapıyor. Bak şekillerle düşünmek nur talebeleri mesela bir soru sorulduğu zaman hemen örnek verir. Misal, velillahi meselül ala, ee, en iyi misali Allah veriyor diyor ayette 16'ya 16. Mesela bir şey sor Aynı bunun gibi diyor. Çok uzun olan ilmi hakikatları bir misalle vermek. Diyor ki şekillerle düşünmek ne yaparsana sezgileri yani hisleri, duyguları uyandırır. Şekilsiz düşünmek ise böyle şekil yok, düşünmek ise böyle kendime döndüm. Allah Allah bu neydi ya? İse fikirleri üretir. Sistem üretir yani. Sen burada bir metalin yok. Sisteme komut veriyorsun. Şekillerle düşünürsek bak farka bakın. Ee, insanı mesela. Hızır abi vardı rahmetli. Ne sorarsan sor böyle. Aynı bunun gibi der. Hemen bir misal üretir. Onun o bana katkısı var işte örnek verebilme. Rüştü abi de bunun biraz da tersiydi. Öyle misallendirmeyi var da onun o çok zirveydi. Rüştü abi de düşüncesini düşüncesiyle yaparak yani ee, kendisini kendisiyle düşünür yani. Bu fikirler çıkıyor. Herhalde anlaşıldı. Yani hisler ve duyguların sebebi şekille düşünmek, fikirlerin sebebi düşüncesini düşünmek, şekilsiz düşünmek. Abi mesela e, limonu düşündüğümüz zaman ağzımızın sulanması şekillerle şekiller evet çok güzel bir misal Davut, evet limon deyince herkesin ağzı sulanıyor şekille düşünmek ama mesela e, diyelim ki e, insan ruhunu yapılandırarak değiştirerek dönüştürerek seni bana taşıyorum aslında sen şimdi bana bakıyorsun etkileniyorsun etkilenince orada durmuyorsun. Orada zannediyorsun. Orada da duruyorsun ama aslında bana taşındın. Bu şekilsiz. Bu fikir. Akıl dışına koymayı da akılla yapıyoruz. Bu çok önemli. Bu da hangi önemli değil. Aklı, aklın dışına koymak. Akılla yapıyoruz. Her şey Mestevi'den buldum. Mesleği diyor ki her şey aklı olmadığını da aklımız da söylüyor diyor. Hatırladınız mı abiler? Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Ya nasıl anlarsın? Aklını aklın dışına koyarak akıllılık etmiş oluyorsun. Aklını aklının dışında. Aklını, koydun mu ne oluyor? Ne, ne olacak bana? Aklımı aklımın dışına koyarsam aklımı yapılandırabiliyorum. Onu inşa edebiliyorum. Aklını aklının dışına koyarak aklı yapılandırmak aklı eğitmek aklınla hangi akıl aklını aklının dışına koyarak akıl ikal'den geliyor ikal ba Allah Allah rasyonalizm rüyaları kabul etmez yani rasyonel nefs emrindeki em 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 emirdeki e, simge ve sömürlerin dışında yani nesneye dayalı düşünce rasyonalizm deniliyor yani gerçekçi yani derken bu herkesçe eşit olan gerçekçi değil mi? Rüyaları kabul etmez mesela. Sezgileri pek yapmaz. Değer vermez yani. Diyor ki rüyaları kabul etmez. Etmez de hayatımızın içinde etmiyorsun da hayatımızın içinde ciddi tesirleri hayatımızın dönüşümlerine vesile olan zengin zemini kabul ve deli kabul etmeyecek kadar gelicidir felsefe rasyonalizm. Yani etmeyince ne oldu? Hayatın gerçeklerini inkar ediyorsun. Gerçek değil mi? Yok yok mu hayatımızda? Hayal, his, ilham, ilham, sezgi hayatımızda var. Doğuşlar yani. Mesela şiirler doğuşlardır. Doğuş. Sezgiler ya. Yani. Rasyonalizm gerçekçi dediğin ne? Herkesçe eşit olan, gözüken, tutulan şeyi. Yani zahircilik. Mi? Zahircilik. Zahir. Ee, oysa Vahinin 40 cüzünden bir cüzü rüyayla gelmiş. Sezgileri, rüyaları, doğuşları, hissiyatları, ilhamları kabul etmez. E, hakikatin ölçüsü olarak görmez. Ama bak şimdi, etmez de Ali. Hayatımızın içinde ister etmese ne olur? Hayatımızın içinde ciddi tesirler var bunların. Sonra hayatımızın dönüşümlerine vesile olan mesela istiare namaz oluyor. Bazen bir şey görüyoruz yani. Bazen bir hakikati şey yapıyorsun mesela bir misal e, bu diman diman o anlatımı şekli ustadımızı rüyada e bak nasıl bir ciddi şey yapmış. Hayatımızda ciddi dönüşümlerine vesile olan zengin zemini kabul ve delil kabul ve delil kabul etmeyecek kadar... Rasyonalizm o kadar gericidir. Her şeyi zahire bağladığı için. Çok gericidir. Simge yani daha oraya varamadı. Zahirde ne kadar akılcılık gözüküyor rasyonalizm. Yani hakikaten gerçekçi. Gerçek sanki nefsil emirdir sanki, Sip, odur. Onu dersen insanın organlarını da öyle kabul edeceksin ama içsel alemini kabul etmiyor ki. Yani nesnelere dayalı e, üretilen fikirleri kabul ediyor. Onun dışına kabul etmiyor. Gerici işte. Simge Kendisinden başka ya gösterir ya da temsil eder ama kendisini göstermez. Simge. Mesela diyelim ki Migros'un bir göstergesi var, bir bir şey logosu var, simge var. Mesela bir atomun bir göstergesi var, atom. Değil mi? Böyle atomu şey var. Şimdi bu simge kendisinden başka ya gösterir. Simge ne demek? Ya gösterir. Simge'nin bak tarifini yapıyorum. Ya kendisinin dışından bir şeyi gösterir veya temsil eder ama kendisini göstermez. Ya gösterir ya temsil eder. Ee, rüyalarda simgelerle konuşulan zemindir zaten. Rüya simgelerle konuşma oranın zemini simgedir. Ben mesela gördüğüm rüyalarda mesela şey için söylüyorum. Peygamberi gördüğüm zaman hiç böyle lisan kullanmadık. Hiç lisan. Ustadı gördüğüm zaman hep lisan kullandı. Sırrını bilmiyorum daha. Hazreti Ali'yi görmüştüm çok şükür. O da lisan kullandı. Hazreti Peygamber'i ha ne zaman görsek lisan kullanmıyor. Sessiz konuşuyor. Ses yok hep anlanıyor. Teveccüh ediyor. Benim sorumu ben de konuşmuyorum. Tak diye ona geçtiğini hissediyorum. Ne varsa kopyala yapıştır oluyor. Nasıl oluyorsa. O da aynı aynı anda pat diye veriyor. Hiç ses kullanmadan. Böyle hep, hep, hep pat pat nasıl oluyor. Ama diğerleri Hala çözmüş değil mesela Hazreti Usta didiniyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. O, oldu mu anladın mı dedi. Anlamadım ustadım. Bir daha. Hiç üşenmiyor. Hazreti Ali de öyle yani. Onu da öyle. Fakat Hazreti Peygamber de. Yani niçin dedim. Rüyalarda simgelerle, simgelerle konuşulduğu gibi. Objeler de kullanılıyor. Rüyanın içinde obje var. Rüyanın içinde simge var. Çok tuhaf yani. Peygamber onu kullanmıyor bilmiyorum. Şuursuzluğunla bak şuursuzluğunla şuurlu dünyana veriler taşıyan berzahtır rüyalar. Bir daha bu da çok önemli. Şuursuzluğunla akşam mesela çok garibime gitti yani dün akşamki derste ki yattım. Hiç derste alakam yok. Derste alakam yok. Yalnız muzdaripim yani. Başınıza dönecek inşallah dedim. Bir bakıyorsun hiç mevzuyla alaka yok artık. Şuursuzum o konuda. Fakat şuurlu dünyaya giriyorsun, alıyorlar. Dünyana, şuurlu dünya, şuursuzluğumla şuurlu dünyama veriler aktarılıyor. Aktarılan bir şeydir rüya. Bir daha. Rüya nedir? Bu tarif olmaz yani. Rüya, rüya şuursuzluğum, şuursuzluğumla şuurlu dünyana verilen, taşıyan berzahtır rüyalar şuursuz girdim. Tamam. Girdim. Şuurum yok. Şuursuzum. Fakat girdim bir yere. Şuursuz zeminde şuurlu bir yere girerek o alemden benim şuursuz dünyama değil de şuurlu dünyama veriler aktarılıyor. Bugün kahvaltıda da şey söyledim. Mesela diyelim ki kahvaltı yapıyoruz veya bunu düşünüyorum. Şu anda ben bunu düşünüyorum, konuşuyorum şu anda en az 70 tane farklı his, duygu, düşünce cehlan ediyormuş. En az. Ama hiçbirinde benim şuurum yok. O çalışıyor. Yani şu ifade ettiğim şey e, ifade edilebilebilmesi için dima, vicdan, kalp, ruh aktif şu anda. Yani bir kelam ifade ediliyor ama içsel alem aktif. Bir daha şu anda konuşuyor muyuz? Fikir inşa oluruz. İhya oluyoruz. Kendimiz kendimizle diriliyoruz. İhya. İnşa oluyoruz. Malzemelerle sarayımızı yapıyoruz. Kendimizi yapılandırıyoruz. Bu olabilmesi için benim şu anda şuurum da yokken arkamdan hepinizin de dima, vicdanı, kalbi, ruhu çalışıyor şu anda. Bu, abi bu şey rüyada bunun tarifin içine girer mi? Evet elbette. Rüya onun için zaten. Vahiy 40 cüzünden bir cüzü ya. Yani şuursuz bir dünyaya giriyorum. Orada bir dünya açılıyor. Dünyanın içinde dünya açılıyor. Şuursuz dünya ile şuurlu dünyaya girerek şuurlu dünya benim şuur alemime atarak şuursuzluğumun zemininde hala devam ediyor. Uyanıyorum. Allah hayır etsin diyorsun. İstihare de şöyleydi. Peygamber bana öyle dedi. Ustad böyle dedi çok tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Bir daha ahiret nerede diyor? Rüyaların neredeyse. Rüyanın içerisinde rüyalar oluyor. Şuursuz bir zeminde, şuurlu bir aleme, şuurlu bir alemden senin şuur alemine aktarılıyor ama hepsi senin şuursuz dünyanda oluyor. Senin şuurun yok. Sen yoksun. Şuursuz demek hakikatsız, manasız değil. Senin iktidar ve ihtiyarın olmadan seni senden almışlar. Yani şu şuursuz demek Cehalet manasız, abes, beyhude manası değil. İktidar ve ihtiyarın yokken, yok, seni senden alıyorlar. Ee, Sen de, hani dedik ya, aklını aklının arkasına koyarak, aklını aklının dışına koyarak akıllı yapılandırmak gibi. Seni senden koparıyorlar. Seni senden koparıp, seni inşa ediyorlar. Sonra inşa edilen seni sana veriyorlar. Seni senden koparıyorlar. Sensiz seni inşa ediyorlar. İnşa edilen seni sana veriyorlar. O sana verilen inşa edilen senle sen kendini inşa ediyorsun. Evet. Bir, Bu da simgelerle oluyor. Simgelerle oluyor. Simgelerle evet. yapıyorlar. Peki simgenin kastı neydi? Kavramı vermek değil mi o e, Kavram evet. Kavramı vermek. Evet. Yani rüya aslında Kavramsal konuşmaktır. Kavramla konuşmaktır. Evet. Abi o zaman simge sanki bir çekirdek gibi. Evet. Yani mesela dediniz ya, kelamla konuşmak var bir de simgeyle konuşmak. Kelamla konuşunca mesela vatan anlatılabilir ama bir de bir bayrak gösterin. Bir kitap kadar anlatacağı bir evet. e, şeyi, bilgiyi sadece bir simgeyle... Evet, aynı, aynı çok güzel bir misal. Bu, bu yüzden rüyalar derler ya çok kısa olur diye. Simgeyle zaten o bir yıllık evet. işi... Bugün kafası iyi çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel. O da o çok evet, hoşuma gitti 80, bu yani. bilgisayardaki 70 tane, 80 tane şey çalışması. Abi evet. bunlar, anlattığınız bunların hepsi inanın yazılım e, yazılımın kitabını yazın deseyiz de bunu yazarsınız. Allah Allah. Tamamen bu yazılım mühendisliğini anlatıyorsunuz. Bunların hepsi yazılım mühendisliği. Subhanallah. Geçen derste Davut abi söyledi. Bu anlattığın her şey bilgisayar aleminde vardır dedi. Hepsi. Örneğin, hepsi dedi yani. Narkoz misali de böyle değil miydi abi yani? Evet. Narkoz evet narkoz da böyle. Aklı iptal etme. Evet narkoz. Hiç durup dururken böyle bir bakıyorsun. Valla öyle bir bilgi akış oluyor ki zatına yemin ederim yani hayran oluyorsun öyle tırt, akıyor böyle aptal baba bak bakıyorsun gibi gözük ama hiç ona alakayım. Hop akıp gidiyor alemler yani seni senden alıyorlar bir bakıyorsun acayip acayip şeyler yani garip garip tuhaf tuhaf şeyler oluyor yani hiç buraya benzemiyor yani hiç. Hiç ama. O şeyin de ön misali var abi. Fark etmeden şuursuzken şuur yükleme. Evet. Arka tarafta çalışıyorsunuz. Denetleyiciler çalışıyor. Uygulama güncellemeler çalışıyor. Siz fark etmeden güvenlik yamaları geliyor. Uygulamaların yeni versiyonları geliyor. Ya. Arkada. Bak şimdi. Bir daha burası. Şuursuz bir aleme giriyoruz. Uyku. Şuursuz. Şuursuz demek anlamsız, mantıksız değil. Yani iktidar ve ihtiyarının dışında bir aleme giriyoruz. Şuursuz. Yani herhangi bir hedef yok. Herhangi bir yapılanma yok. Böyle bir şuursuz aleme girerek girdik. Şuurlu bir alem bizde açılıyor şuursuz zeminde şuurlu alemim açılarak o şuurlu alemlere giriyorum şuurlu alemler benim şuurumu inşa ediyorlar sonra şuursuz alemine tekrar beni bırakarak uyandırıyorlar ve e, inşa edilen benle de o kendimi şuurla inşa edildim ya o edilen beğen, şuursuz alemi de inşa ediyorum. Şuurlandırıyor. Ben beni böyle yapılandırıyor. Üstad diyor, uyandım kendimi yeni Said olarak buldum. Evet orada Asın imamı, burada Said Nursi. Orada Asın imamı şuur yapılandırdılar. Burada Said Nursi, burada Beşeriyet. Orada vazifedarlık. Orada vazifeli, burada Said Nursi. Ha, burada bakıyorsan bir adam işte. Bittisli bir adam. Evet Mekkeli bir adam. Dünyalı. Tuhaf. Tuhaf şeyler oluyor. Rüyalar simgelerle konuşulan zemin. Şuursuzluğunla şuurlu dünyana veriler taşıyan berzahtır rüyalar. Bizde buna Rems denilir rüyalara. Rems. Risale-i Nur'da Remzen işaret eder. Simgelerle, simgelerle işaret ediliyor. Buna biz de 25. sözde çok kullanır. Remzen ispat eder. Sarahaten demiyor mesela. Biz de buna Rems denilir. Rüyalara. Çok ilginçtir. Bunu bulamayız Lugat'ta. Osman olsaydı bu Remzi yazardı. Gafil Osman. Keşke bir tane şahsiyeti de olsaydı. Bir tane orada bir tane burada olsaydı. Karşıtlarının birliğine tevhid. Bundan sonra şuraya kadar gelince. Şuraya kadar bir kaldır. Mekik düşünce. o Oraya kadar gelince keseceğim. Veya keselim mi isterseniz? Bir, bir, bir yer ha. Biraz bir yer ha, Tamam. Karşıtların birliğine tevhid. Yani Allah'ın birliği değil bu. Lugata bakarsan Allah'ın birliğidir. Karşıtların, zıtların birliği. Tevhid. Manalar soyutla somutun birliğinden çıkar. Manalar soyutla somutu çatıştırarak, çarpıştırarak, zıtları birbirine vurdurarak, celal ile cemali vurarak kemal çıktığı gibi. Mesela alemi şehadet nasıl çıkmıştı hatırladınız mı? çarpışmasından. Celali esmalarla cemali esmalar bir çarpıştırdı. Mesela diyelim ki akü kutup başlarını vuruyorsun. Hiç alakası yok. Çıt 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 çıt, çıt kıvılcımlar çıkıyor. Ne alakası var ya? Akün içinde böyle bir şey var mı? Yok. Nasıl çıktı bu kıvılcım? Ha, hiç alakası şey çıktı değil mi? Çıkıyor. Ha, celali cemale çarpıştırarak kemali kainat çıkıyor. Böyle çıktı Ali Müşahadet. E bu bir şey söylüyoruz ama belki de 10 senenin şeyi cümlesi bu yani. 24. söz bu. Tövbe estağfurullah. Nereden hatırına geldi bu kainatı kurmaya? Celali Cemal'i bir çarpıştırdı. Abi baktık ha ortada. Allah Allah. Arnavut köy, Çamlar. Heybetli Ali geldi. Tam böyle. Gülüyor saçlar şey böyle. <laughs> Celal'le cemal, Cemal'in çarpışmasıyla. Nasıl oluyor? Böyle nereden çıktı? Bu alem hep merak ederdi. Bir de şeyi çok merak ederdim belki de 10 sene. Ee, Allah var hiçbir şey yok. Taş, toprak hiçbir şey yok. Bu taşları, toprakları nereden getirdi, nasıl yaptı, neyle yaptı? Meğer ölü, ölü gibi gözüken taşları da hep hayattan yapmış. Yani bu kainat nasıl, ne zaman böylece celal ile cemali böyle bir türkü gibi bir şey yaptım ya 6 dakika. Böyle bunları düşünürken bu sefer verdim Türkiye'ye yani. Çıkmak için oradan. Yani çarpıştırınca Celal ile Cemal'i bir bakıyorsun ki ne çıktı? Hani kutup başlarında oluyor ya çıt 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 çıt. Hiç alakası yok vurunca. Birbirine vurun böyle. Çıt 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 çıt. İkisiyle alakası yok. Bak kıvılcıma bak şimşek. Bulut. Bulut buna güzel bir insan. Artı ve eksi yüklü. Çıt 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 çıt. Kıyameti koparıyor değil mi şimşekler? Celal ile Cemal'i çarpıştırınca İsmail, İrfan. Bir bakıyorsun. Kemal bir alemi çıkmış. <laughs> Mesela cennet ile cehennemi. Celal ülkesi. Bir çarpıştırmışlar. İnsan deliyle bir şey çıkmış. Çok tuhaf. Allah çok hoş ha. Ali'nin tabiriyle Allah bambaşka. Ünvan olduğunu kahveciliğinin dışında. Bir de okuyorum abiler. Karşıtlarının birliğine tevhid. Manalar soyutla somutun birliğinden çıkar. Manalar soyutla somutu birbirine çarpıştırarak celal ile cemali çarpıştırarak Soyutla somutu çarpıştırarak ikisiyle alakasız yani şimşeğin çıktığı gibi bulutla ne alakası var böyle atmosferi yakıp yıkıyor. Mana böyle. Mana budur. Maddede olup madde olmayandır. Madde olup maddede olup madde olmayandır. Mana. Simge düşünmeye imge eyleme yöneltir insanı. Simge düşünmeye, bir de imge var. İmge derler böyle. Eski İslam filozoflarında da var bu tabir. Eyleme yönlendirir. Genel bir tabir olduğu için ben al şey yaptım kafamda var. İmge, simge, sembol. O da kavram gibi kastedilen anlama <laughs> ya geliyor. Evet. Asıl verilmek istiyor. Eyleme dönüştüren yani. Öyle bir şey ki sen hemen eylem yapıyor. Mesela diyelim ki limon deyince tükürüğün çıkması imgedir. Limonun gelmesi simgedir. Biri vücut yani mevcut yani cesedi bedeni iken diğeri ise düşünmeye. İmgeler simgeleri gösterir. Şey gömer, örter. İmgeler simgeleri gömer ve örter. Simge soyutlayarak bak simge şu kalemi soyutlayarak, soyarak bunu soyuyor. Mesela gömleği çıkar, atleti çıkar, vücudu çıkar, hayatı çıkar, karşına akıl kalır. Aklı da soy, o elbiseyi çıkar, akıl elbisesini, vicdan, his elbisen kalır. his elbisesini çıkar, duygu elbiselerin olur. Duyguları, duygu elbiselerini çıkar, latifelerin kalır. La, elbise yani, de yaşıyorsun. Latife elbiselerinde çıkar, benlik çıkıyor. İşte Benlik nereden çıkıyordu? Kendisine kendisini kendisine konu ve mevzu ederse düşüncesini düşünmeye düşüncesiyle düşüncesini dışarıya bırakarak düşüncesiyle düşüncesini dışarıya bırakarak düşüncesini düşünürse benlik çıkıyor. Yani ben bilinci çıkıyor yani. Müsbet manada mı söylemek istiyorsunuz abim? Tabii tabii. Yani benlik deyince... Yok enanet, gurur, kibir değil ya. O nefsan, o hissiyattır, o hissiyattır. Mesela limon sureti simgesi ağzımızda tiki tükürük imge imge bundan ikisini de kaldırırsak bizi kavram bizi kavram kavrama dönüşür. Kavram. Evet, o kavramın kendisi ilim paketi gibi bir şey oluyor o zaman. İlim, evet. İlim mutlak ve muhit olduğu için i̇lim Evet. İlim ama Bilim, ilim, ilim mutlak ve muhit ama muayyen bir hal hali. İlmin muayyenleşmiş miktarı diyelim. İmgeler simgeleri gömer, örter, simge soyutlayarak, sayar, soyarak mana alemine taşır seni. Çok acayip. Ne üzerine durdum? Simge ve imgeleri soyarak, soyutlayarak, sıyrılarak iman bile libastır diyor. 20. sözde. Abiler iman da libassa, e çıkar o libası da miraç olur, kabul olur. Çünkü iman eminlikten geliyor. Şimdi bir yerde okuyacağım da tuhaf tabii o halıyı. Simge zamana aşkındır. Bazen öyle sıkıyorlar ki <laughs> içeridekiler. Çünkü herkes var. Hep ben değilim. Hem iyi hem kötü. Hep ben değilim. İçeride hem iyiler var. Bana çalışan var. Bana rağmen çalışanlar da var. Ama çok iyi biliyorum ki içeride hep ben değilim. Dün akşamda sıktılar mı? mı? Sıktılar <laughs> ha. Ha? Yani sıkıyor çünkü konuşmasın. Konuşmasın. Simge zaman aşkındır. Allah Allah. Simge zaman, zaman arkasıdır. Dağ arkasındadır. Halı dokuma tezgahında, şuraya bakın. Ha, halı dokuma tezgahında şöyle bir ezel zaman, ezel. Şu şeyde e, tarihsel zaman. Şu kırmızılar var ya, şu tarihsel zaman ee, şöyle kaldırabiliriz, değil mi? Oo, böyle bir yapayım, şöyle bir de yapayım. <laughs> Şimdi be, bunu böyle yapıldığını zannediyorsun ama bende oluyor aslında. Böyle ne oluyorsa buradaki önemli değil zaten. Ne olursa olsun <laughs> aynı böyle kalmış, güzel uyguladın. Oysa bu kafası... <laughs> Şimdi inip çıkıyor değil mi? Bunu değiştirdiğimi zannediyorum. Oysa değişiyor. Buraya bağlıyım zannediyorum. Oysa buraya bağlıyım. Tamam, neyse. Çok acayip. Şimdi çok ilginç de niye kalktım? Şu cümle var ya. Burası ezel. Burası da Evet. Tarihsel zaman. Yani sonlu ile sonsuz. Doğru ve yanlış. Bilmiyor. Emin değilim buralar. Ama bir tuhaf. Anafor. Anafor da yazıldı. Doğru ve yalnız yazıldı değil mi? Sonsuz. Sonsuz. De sonsuz. sonsuz. Değil. Sonlu değil. Yani, de sonsuz. sonsuz. Ama birisi yatay, birisi dikey. Yani sonlu ile sonsuz. Kendi aleminde. Bir fiilde ortaya çıkar. Yani sonlu ile sonsuz. Sonlu derken insan kendisi insanın kendisi son sonlu derken son sonsuzdur ama ben beni ba baktığım zaman öyle bir idrakım olmuyor. Sonsuzu anlayamıyorum yani. Sistem böyleyken mesela kabiletim olarak sonluyum hissediyorum. Belirli bir Anladılar sanki değil mi? Gibi ha anlatamıyorum işte. Bakayım ne olacak? Hani kabul ediyorsun. Kabul ediyor. Başka türlü olmaz. Ona ha yani mutlak evet. mutlak İstidadımı mutlak, muayyen kabiliyetimle. Nasıl? idraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bunları çekmiyor, tartmıyor. Yani sonlu ile sonsuz bir fiilde ortaya çıkar. Kesişmelerinden çıkar, kesişmesinin iz düşümü. Şimdi diyor ki, sonsuzun sonluda ortaya çıkması ayan olması. Ne demek? Kendisi kendisine dönerse sorgularsa benliğini ortaya çıkarırken işte Mekik bu Mekik halıyı dokuyan düşüncedir. Kilim gelene kültürün örfü aneni, ananenin ve bunların karşılıkları ve karşılıkları ile bunlardan aşkın olan bunlardan halıyı dokuyan Mekik düşünce atıyor tak 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 istediği yere atıyor. Şekil veriyor yani halıya. İsim yazıyor. Kilim ise nedir? Gölenek, kültürün, örf, ananenin ve bunların karşılıkları ve karşıtları ile bunlardan aşkın olan karşılık ve karşıtları var ama bunların da arkasında aşkın. Bundan da daha arkasında aşkın olan düşüncelerin oluşturduğu şuur. Şuur. Şuur denince fanatırma hatırıma geliyor. Devamlı. Şuur. Şuuru başkan cihetten acayip. Yani Allah ile, Halik ile mahlukun çarpışmasından ortaya çıkan sonluyla sonsuzun, yapılanla yapanın çarpışmasından, bir yerde çarpışmasından ortaya çıkan e, şeye, e, bizde olup, bizde gözüküp, bizimle alakası olmayan, bizi yapılandıran şey şuur. Bu başka bir şey yani. Şuur dersimizin şeyi başka bir şey yani. Acayip bir şey ya. Devam edeyim. Kilime bakarak kişi içsel alemini seyreder. Mesela şey görselde de öyledir. Polisiyede de öyle. Adam imza atmış. İmza atmasına, yazısında karakterini anlar. Halıya bakarak onu dokuyan kişinin duygularını fotoğraf gibi çıkarırlar. Ee, mesela bazı... Kan, he? kan örneği alır. Kan Evet. Veya e, çocuklar bana bazı çocuklar resim gönderir. Kendi çizer 3-5 yaşında. O, o resmi çiziyor. Cami yapıyor. Güneş yapıyor. Ne yapıyor? Ben o çizmelerini, titreşimleri, kullandığı sembol, simge, objelerle o çocuğun karakterini ve evinin durumunu da yüzde elli altmış anlıyorum. Altmış anlarım. Ağaçtan mı oynuyor? Evet. Ağaçtan. Evet. Evet ince çizerse ağacın şeyi. Yani yüzde 60, 60 rahat evini anlarım. O gönderdiği bana çocuğun resmiyle. Ev nedir? İmceyi kavrama mı Evet kavrama gibi oluyor. Ha. Kilime bakarak kişi içsel alemini seyreder. Kendisiyle de yüzleşir. Vay bu başka bir şey ya. Kendisi kendisiyle yüzleşir. ha bazen mutfağa giderken böyle ya. Misvak tutuyorsun Mehmet kardeş değil mi? Öyle seyahat ediyorsun. Alan ya niye öyle yaptın ya? Alçak bir adamsın. Ya. Seni kimse bilmiyor. Ben, sen, ben seni ben çok biliyorum. O da cevap veriyor. Kendisi kendisiyle yüzleşiyor yani. Kendisi kendisinde seyahat ediyor. Kendisi kendisini sorguluyor. Kendisi kendisine kızıyor falan. Bir bunun fikir var, bir de his var, bir de latifeler seviyesinde var. Ya bir tuhaf yani. En kısacası yani anlamış değilim anladıklarımla. Anladıklarımla anlıyorum ki. Anlamış değilim. Anlamadığımı anladım. Anladıklarımla. Vallahi bir tuhaf insan işte. Kendisi kendisi yüzleşiyorsa bu artık cennet cehennem değil ha. Öyle bir şey değil yani öyle ha. Hesap mesap kabir bir yok bu başka bir şey bunlar. Başka bir şey ya. Vallahi tuhaf bir şey ya. Beni hariç sorguluyor. Nünker Mekir. Beni haşirde sorguluyor. Ben hariç. O değil. Ya. Kendi, en acayip sorgulan. Kendi niye? Kendinle sorgulanıyorsun? Cennet bir şey değil. Cennet hizmet verilen yerdir. Kendi Kendisi kendisinde seyahat edecek. Zaten Adem Aleyhisselam onun için gelmiş yani. Cennete gitmek için gelmedi ki zaten oradaydı. Haşa, abes ve hikmetsiz yapar mı Allah? Cennete gitmek için cennetin getirir mi? Ama Kur'an rahmeten lil alemin olduğu için e, Kur'an'ın ekseri muhatap avam olduğundan bunu söylüyor. Ama çok iyi biliyoruz ki Risale'de Kur'an şakirtlerine cenneti gaye yaptırmaz. Yani cennete gitmek için cennete, bu cennetten bu gelinir mi yani? Hadi bakalım oğlum sen oraya yürümeyi öğretme. Değil. Yani kendisi kendisinde seyahat edecek. Kendisi kendisiyle yüzleşecek. Yani nünker bir şey değil ki yahu. Ona bir şey olur be kardeşim. Bir tecelli eder, rahmet eder, şahsı manevi olur. Bak şimdi. Kabirde, ahşırda sıkıntı var. Ya şahsı manevi, ya Resulullah aleyhissalatü vesselam ya dualar. Ya bir şey olur yani meramet tecelli. Ama kendini kendinle sorguladığın zaman hiç kimse yok biliyor musun? He? Yaşayamazsın. yaşayamazsın. Anlıyor musunuz? Bu başka bir şey ya. Mesela bir şey var. Beni çağırdı Mehmet kardeş, geldim. Tamam abi, tamam. Bir de çay koy, balık koy. Yani ha şöyle de böyle de seni o, o atmosferden çıkartabilirim. Ama bak o atmosferden, gırdaptan çıkartabilirim. Vesile olabilirim ama ben kendimi kendimde sorgulamaya kalkarsam, böyle, böyle dehlize girersem, anafora girersem, mesela biz de okulda şey gösteriyordu mesela. Uçak en tehlikelisi şu. Öyle rüzgarların yönü belli ise ne korkulacak? Tür türbülans hiçbir şey değil. Fakat kutuplara yakın ve bir küçüğü dağlardan ovaya şey denize dağlardan denize denizden dağlara geçerken uçak orada birbirine çatışan birbirine birbirine omuz veren rüzgar boyları var Kor şeyi koridor var orada içe uçak şey yapıyor yani afallıyor yani yoksa diğerlerine karşı tedbir alıyor Buradan ne istiyorsa kafa veriyor. Bilmem ne yapıyor vesaire. Bazı ile kırpeleri açıyor. Şöyle yapıyor. Fakat bir rüzgar böyle. Bir de böyle. Bir tanesi alttan geldi. Bir tanesi yukarıdan vuruyor. Yani kut kut. He, bu çok tuhaf. O orada bir boşluk denilen bir bazen oluyor. Boşluk olmaz da. Yani bunlara göre çalışmayan bir sistem çalışıyor. Şak diye aşağı Yani şunu demek istiyorum. Eee kendisine kendisi sorgulamaya, kendisi kendisi seyahat ederken o rastladığı dehlizleri, o acayip anaforları, çelişen, çatışan duygular. Böyle, bir şey yaptınız mı öyle bir video vardı Mehmet göndermişti. Kutuplarda çekmiş adam, kutuplarda e, tayflar var. Yani kırılmalar var. Yani 6 ay batmıyor ya güneş. 6 ay doğmuyor ya. Yani orada geliyor böyle dünyanın o kutuplarında güneş şöyle oluyor. Hop, yani burada O dalga tayfları var böyle. Turuncu, mavisi, kırmızı böyle bir acayip tayf dedikleri kırılmaların yani şey gibi avize gibi. Mesela avizeyi ben evde israf görmüyorum düşünen insanlar. Ben avizeyi seyrederim belki saatlerce seyrederim. Böyle geliyorum, böyle geliyorum. O kadar keyif alıyorum ben mesela. O tayf dedikleri kırılma. Yani dünyanın kutubu gibi böyle kırılmalar. Onun videosu vardı böyle. Bir saati çekmişler yani böyle. Ha, öyle bir şey desin yani. Bunu yapsan değişiyor böyle oluyor. Tayflar iniyor. O renkler, buradan geliyor. Yani kontrol acayip bir şey. Ama bundan keyif alıyor insan. Kendisi kendisiyle yüzleşiyorsa zanlarla dolar kişi zanlarla dolar yüzleşmiyorsa he yüzleş yüzleşmiyorsa, zanlarla dolar kişi eğer yüzleşmiyorsa zanlarla dolar o zaman da doğduğu kültüre doğduğu kültüre yöreye ve ideolojilere ait olmuş olursun eğer ben bilincin uyanmamışsa sen o zaman kültüre doğarsın ideolojilerin içinde bulunursun Tabii yani o kendisi kendisiyle yüzleşmek vicdanda olmak demek. Akıldakiler var, vicdanda var, kalpte de var. Vicdan, ama işte o zanlara limana düşmek demek o noktada. Altına... Abiler bakın bir daha bir daha kendisi kendisiyle yüzleşmiyorsa zanlarla dolar kişi zan. Sonra o zaman o zaman da kişi bak o zaman da doğ, doğduğu kültüre zanlara doğduğu bir kültür, bana rağmen doğdum bir yere. Anne babam mı yöreye doğ, doğarsın veya çıktık bu rejimde cumhuriyete doğdu, ideolojilere ait olmuş olursun. Eğer ben bilincin uyanmamışsa onun adam olursun. Kozadan çıkan kelebek gibi olmazsak değişip dönüşe dönüşemeyiz. Kozada kalma Hasan demiş. Kozaya bak, kozaya bir de kelebeğe bak. Kozadan tırtıl sonra kelebek. Bak görüyor musunuz? Dönüşüm, değişim, dönüşüm, dönüşüm, değişim. Yoksa kozada kalacaksın. Kişinin kişiye ayna olmasının en camisi konuşması kelamıdır. Kelam İlleti tamelli olduğunu konuşacağız ama bayağı oldu saat. Bugün ee, Kur'an nasıl illeti tamellidir? Kelam, kelam ilahi. Çünkü ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Yani onun misallerini yani böyle çok antika. Bu hafta işte tıntı neden? Burada duralım istersen. Yani o kadar gidiyor. Drona geçmişiz. Burada duruyoruz diyelim. Isınma. Ha? Evet. Şöyle yapayım. Gafur olsaydı gene bir şey uydururdu. Duramazdı yerine. Allah aşkına. Son diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bir dersin olduğunu bilseydim. Köye bir yere gitsem bile Allah şahit. Uçağa biner. Bu ders dinler. Akşam tekrar Olmam gereken yere gelir. Sırf bu dersin uçakla gelirdim. Bunu ömrümü vermişim. Sa uçak mı vermem? Bu dersler. Ama siz basit bir sebeple gelmeye biliyorsunuz. Hayret ediyor. hapsalama almıyor. Bu mevzuları düşünün böyle. Ne anlatıldığını farkında mısınız? Ne anlatıldığını farkında mısınız? Tanrı bilse, bilsek, şuur etsek şuursuz alemde şuurlu dünyaya doğup şuurumuzu şuurlandırarak şuursuz alemimizi de şuurlandırıyoruz. Tekerleme gibi gözüken şey ne, e, bu neyi derse kaçırdığımızı bilmiyoruz. Basit bir şeyler. Ne uydurduğumuz bahanelere bakın. Ben vallahi şimdiki kafam değil, eskide de öyle. Her şeyi, her şeyi itikap edip her zorlu mutlaka giderdi. Eskiler bunun değil, bunun şey damenin bile yok. Zaten tasavvuftaki bir hali öğrenecek. Nefis terbiyesine ait bir şey öğrenecek. Adam yaya Bağdat'tan Şam'a geliyor. Ve bir iki cümle öğrenmiş gidiyor, memnun oluyor. Ama biz bahane uydururuz. Bir sürü bahanelerimiz var. Ama diyoruz. Başka bir şey dediniz ya. Cennet falan filan değil. ya. Başka. ifade edilemiyor diye. Evet. Başka bir şey. Ama buna da bir bahane uyduruyor. Bunlar ne demek istediği? Ne demek istediği ise ne anladınsa onu. Evet. Yani ne yapıyoruz? Ne kadar caniyiz? Biz bize. Biz bize ne kadar caniyiz? Bunlar ne demek ya yani? Şu okuduğumuz cümleler var ya yani şu kadar belki bir saat belki de bir aylık okurken eklenen cümle. Abi bu gerçekten ee, bir yazılım mühendisinin kesinlikle temelleri yani bunlar evet. öyle şeyler ki ya. ben biliyorsunuz. Oysa olmadı. hiçbir şey bilmiyor. Değil Doğru. mi? Doğru. Şey geldi bir, ayet var yani Tevasseni Musa ya. ve Elbisi Yudistari en büyük meselesi meselesi dahi Hazreti Yusuf Aleyhisselam ya. e, Allah kadar olan teveccühünden döndürmüyor. Ya. Abiler e, farkında değilsiniz. Mesela ben İrfan'da çok görmüştüm. görevi itibariyle uzaktı. Bilmiyordu. Şunu söylüyorum. Ne siması, ne aleti, ne düşünceleri, ne hayalleri. Bayağı kopuktu. Bak yeni yeni. Yeni yeni. Katılıcı katıla katıla. Suriye vardı ya şeyi. Ee, hassasiyetimiz hassasiyetimiz. Şeyi yani kendisini inşa etme adına hiçbir şey sabit kalmıyor. Kazanımlarımız var diye geçmişte. O e, bize fayda vermiyor. Ancak Simgede duruyor. Yani o kazanma. Yani şey demek istiyorum. Böyle tercih hakkımız yok. Katılmamak gibi derse. Bak bir misal söyleyeyim. Böyle ge gelinmese şu nerede bu nerede diyoruz. Çünkü işin kıymetini bildiğim için. Nerede bu? Niye gelmiyorsun? Ararım, ararım, ararım. Baktım ki ısrar ediyorsun. Alabalık gibi elimden çıktın. Bir daha aramam. Örnekte var. Hiç daha ilgimi çekmez. O insan burada mı değil. mi? Hiç çekmiyor. Çünkü size bu Yunanistan'da mezara, şey, ölüye bakarken, şehit o. 94 yaşında. 46 sene müderrislik yaptı. Bu cümle önemli de, gerçi ses kaydını attım 7 dakika. İlk önce Cenab-ı Hakk'ın şeyini söyleyeyim. Sevdirtmese, sevemeyiz. Öyle değil mi? yedirt, şey, sevdirtme ya Rabbi sevmediklerini diye. Şimdi biz sahipleniyoruz zahirde. Ben hep öyle biliyordum. Kardeşler, kardeşleri, eşini, çoluk, çocuğunu, şu davayı sahiplenmek gerekiyor. Davayı değil mi? Vallahi öyle değilmiş yani. O suretiymiş. Hakikati şöyle. O ben şehidin yüzüne bakara baktım ki ben halüsinasyon gördüm. Kesinlikle gözünü açtı böyle seyretiyor, Mubala etmiyorum. Diğerleri de görmüş galiba. Sonra bu beni çok etkilediği için kafamı çevirdim başka yere. Baktım gözüyle şey bakıyor. Hiç şüphem yoktu da. Şimdi şöyle bir şey anladım o anda. Benim o anda doğan, doğuş. Sahiplendiğim gibi gözüküyor. Sahiplenildiğimi anladım. Sahiplenildiğim için sahiplenebilmişim. Sahiplenemeyen sahiplenmemiştir sevdirtmese sevemediğin gibi beni sahiplendikleri için ben de sahipleniyorum. Git ona diyor, hizmet et diyor. Bir daha. Eğer sahiplenmişsen ötelere, şahsi mani seni sahiplenmişse sahiplenebiliyorsun. Zahirde ben sahiplendim, sahiplendim. Peki şu soruyu soralım kendimize. Ben sahipli miyim ötelerin? Ötelerin sahip, acaba onlar beni sahiplenmiş mi? her bir hakikatin sureti de vardır. Sureti alemiş şahadettedir. Alameti nedir? Sahiplenildiğimin alameti benim sahiplenmemdir. Sahiplendiğim kadar sahipleniyorum. Hizmeti, kendimi, dava arkadaşlara, manalara. Manaları sahiplenemezsen, manalar seni sahiplenmese olur mu böyle bir şeyler? Ha, o zaman kıymetini bil, yapma Davut diyorum, yapma. Tuzla'dan gel Tuzla neymiş ya? Ben bu dünyaya bunu duymak için geldim. Sen Tuzla'dan buraya gelmeyeceksin. Ben cennetten gelmişim ya. Ben cennetten gelmişim. Bunlarla yapılanayım diye. Sen Tuzla'dan gelmeyeceksin. Samadra'dan Ali gelmeyecek. Lan ben cennetten geldim ya. Sen Tuzla, Tuzla neymiş yani? <laughs>